teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, sizler de hoş geldiniz ekranlarınız başına. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster başlıyor. Hanife Güneş geliyor. Hanife Hanım hoş geldiniz. Ay hoş bulduk. Ne kurban oldu, olurum sana. Senin için geldim bu yarışmaya. Vallahi billahi bak senin için geldim. Teşekkür ederim efendim. Çok seviyorum seni. Sağ olun teşekkür Vallahi ederim. Vallahi bu yaşta böyle düştüm böyle şeylere işte. Ne anlarım yarışmadan bilmem. Akşam da evde sandalyede bir canlı yayında mıyız? Başladı mı program? Program başladı. Bunların hepsi yayınlanacak. Yapma ya. Tabii. Akşam salonun ortasına koydum böyle Murat Bey çocuğun mama sandalyesini. Nasıl çıkarım, nasıl düşer miyim, kalkar mıyım? Etrafında dolandım, prova yaptım. Dün? Dün. Yemin mama sandalyesi. Evet. Ay. Kimin mama sandalyesi? Torunun mu? Torunum var. Tabii. Elif adam var, çok seviyorum. Buradan öpüyorum onu. Maşallah. Kaç yaşında? 3? Aaa. Evet, ay, sizsiniz o. Evet, şaşırdım benim. Ay. Diğeri de kızınız mı efendim? Evet. Allah bağışlasın. Kimle beraber geldiniz? Ne iş yaparsınız? Murat kimsiniz? Bey, ben vallahi sizi biraz tanıyalım. Anlatacağım, efendim? Siz sonra kesersiniz. Dedim ki eşime, ben dedim çok seviyorum Murat Bey, ben yarışmaya katılacağım dedi. Yok ya dedi. Dedim vallahi Vedat kabul ettiler, gidiyorum. Uzun etmeyeyim, kısadan keseyim. Ondan sonra dedim ben gideceğim. Geldik mülakata, tamam dedim kazanmışım. Gelecek misin dedim, mikrofonu eline alacak mısın diyecek misin? Ben eşime, yok dedi, ben almayayım dedi, rezil olma niyetim yok. Ondan sonra kızıma dedim, o da kabul etmedi oğlum. Sağ olsun kankam kırmadı beni, arabasıyla getirdi geldim, Allah razı olsun ondan. Teşekkür ediyorum ona, sabahtan beri bekliyor. Peki Hanife Hanım ne işle meşgulsünüz? Ev hanımıyım. Dantel örüyorum işte. Torun bakıyor. Dantel kimi örüyorsunuz? Öyle keyfi örüyorum. Ya kimi örüyorum biliyor musun Murat Bey? Beni takip edenler var. Kimin çocuğu varsa herkese ördüm, bedava gönderdim. Hediye. Evet, burada da bir güzel bir örnek var. Ay, bunu da mı göndermiş? Ama ay annemle babam. Onlar neredeler? Onlar ben İpsalalıyım. İpsala Kocaadır köyünden. Onlar oradalar. 85 yaşında Siz babam. Siz orada mı yaşıyorsunuz? Ben Çerkezköy'de yaşıyorum. Tayinden dolayı orada kaldık. Çerkezköy'de yaşıyorum. Orada da kaldık. Güzel şive yapar mısınız? Çok severim oranın şivelerini. İşte yapıyorum zaten. Beni şimdi herkes rol yapıyor zannediyor. Bir iki vine'ım var böyle. Oğlum kabak getirdi eve. Tatlı yap dedi. Ben de dedim alemin kızlarına sufle anana gelince kabak orada zaten patladık. Aslında ben komik, yani komiklik yapmıyorum Murat Bey. Doğal böyleyim yani. Aman Allah'ım bu ne? Ay. Fatih rezil etmiş beni. Kızım gitmiş makyaj malzemesine bir sürü para vermiş. Ben de dedim sen baksana kahvede ne peeling mi olurmuş? Ne o, kahve mi o? Kahve Türk kahvesi. Ay. Kahve iyi mi geliyor cilde diye yaptınız? Valla Murat Bey dene bak, böyle pamuk gibi oluyor insan elleri. Gerçekten bak, bilir bayanlar. Ben de değil mi? Böyle Instagram'a koyacağım. Ay çok seviyorum seni be Murat Bey. Sağ ol, teşekkür ederim. Sor, seninle ilgili ne soru çıksa bilirim. Gerçekten. Ama yayacağımdan titremeyim inşallah. Çok seviyorum. Mardinli olduğunu biliyorum. Üniversiteyi nerede okuduğunu, Konya'da yaşadığını, evlilik, her şeyi biliyorum. Her şey. Dizilerini hiç kaçırmıyorum. Çok seviyorum seni. Kaybetsem de umurumda değil. Bir fotoğraf çekiniriz belki. Hatıra. Tabii ki, ne demek. Söz mü? Göbek bile atarım vallahi şuracıkta. Ay canımsın benim ya. Vine dediniz. Vine'da videolarım mı var dediniz? İşte oğlum böyle kabakla çekmiş, beni atmış, bak göndermiş. Ben bunlardan haberim yok şimdi. Kaç takipçiniz var? Vine'da 470 bindi ama şimdi Instagram'da kaçıyorum. Hey maşallah 470 bin. Sen ne diyorsun Murat? Gayet iyi. Siz bayağı fenomen misiniz? Murat Bey anlatayım mı, var mı zamanın? Ne demek? Ne demek? Şimdi, yarışmayı durduruyoruz. Durdur ha.
Eşim şey oğlum dedi ki anne dedi diye bir yayın var dedi. Eşim de köyde. Ondan sonra anne dedi gel dedi ofise gidelim dedi. Ben dedi kayıt olacağım dedi. Yayın yapacağız dedi. Canlı yayın. Ne yapacağız? Sen konuş dedi işte. Oradan dedi bar geliyor dedi işte beğeni geliyor dedi para kazanacağız. Biz 2 gün ofiste o aradı kimi aradıysa kabul ettiler. 2 gün biz ofise gittik. Dedim Fatih evde de internet var evde yapalım baban yok nasıl olsa. Bir haftayı biz tamamladık dede geldi. Dedi ki siz manyak mısınız ya dedi seni okutmuşum dedi mimar olmuşsun ya sen koskoca karı utanmıyorum dedi. Ne var dedim valla bak ay dolunca dedim para verecek ya kim kime para verir dedim. Kazandınız mı bari oradan? Sonra dinle bak Murat Bey komşudayım geldi. Kesecekler burayı değil mi? Ay dönmek yasak diskalifiye olmayayım. Sen ne kadar görürsem o kadar kar. Sonra böyle komşudayım bir ay doldu. Biz her gece mutfakta kapıyı kapatıyoruz. İşte bir şeyler anlatıyorum bir hikaye. Bende hikaye çok. Şimdi bak bu zemini gördüm gene bir şey hatırladım. Ondan zeminden bir şey hatırladım. Hatırladım Murat Bey. Ne vallahi hatırladın? Bak söylesem bayılacak bunlar gülmekten. Ne hatırladın? Dur söyleyeyim. Ondan sonra komşuda oturuyorum oğlum mesaj attı. Anne bak para yattı. Bir baktım ana dedim bu ne? Ben ömrümde hayatımda o parayı bir arada görmedim. Tabii vermedi bana da. Ondan sonra eve geldik. Direkt eşimi aradım dedim. Vedat, ama videolarda sen oynuyorsun başrolde. Ben oynuyorum ama işte o kadar. O kazanıyor parayı. O kazanıyor. Sonra Murat Bey geldim eve dedim Vedat gördün mü bize inanmıyordun dedim. Para yatmış. Ondan sonra o akşam oturuyor televizyon izliyor. Ben Fatih dedi ki anne yatır şu adamı dedi yayın açacağız. Ben ne dedim, yüksek sesle konuşabilirsin bizi şu anda o duymaz. Yatır dedi şu adamı anne dedi yayın açacağız dedi. Vallahi mi dedim tamam dedim. Ondan sonra boş ver dedim o televizyon izliyor. Kapattık mutfağın kapılarını yayın açtık. Eşim ne yaptı ısılacık açtı kapıyı. Ben yatıyorum siz devam edin dedi. Dedim vay paranın gözü çıksın. Bir ay ömrümü yedi benim koskoca karı utanmıyorum demekten. Öyle işte Murat. Devam ediyor musunuz peki orada? O da kapandı bitti. Vine da kapandı bitti. Ha. Şunu gene şeye gittik tatile götürdü beni kızım. Onlar böyle sahnede izliyorlar ya büyük otellerde böyle eğlenceyi. Ben dedim saat 10 uykum geldi alayım Elif adayı gideyim. Sağa baktım kalabalık sola baktım. Baktım sahnenin böyle ortası boş Murat Bey tamam mı? Oynuyor işte yapıyorlar bir şeyler. Ben de arabayla yürüdüm yürüdüm dedim buradan sapar giderim. Meğersem oradan ötesi havuzmuş. Ama Allah'tan arabayı ters çevirdim. Önce ben yattım ne sonra. Ne arabasıydı o? Çocuk arabası bebek bakıyor mu ya torunu. Torunla beraber ay aile fotoğrafı dediler tek aile fotoğrafı buymuş. Başka hiç yok. Hiç çekmemiş misiniz? Hiç çekmemişik Murat Bey vallahi billahi ya. Vine çekmekten vakit kalmamış. Şey, onu da özel yapmıyorum ki. Çocuk benim telefonla içeri giriyor işte ben buyum işte. Instagram açtınız mı? Açtım evet. Var Instagram. Oradan pek bir şey çıkmadı galiba. Takip ediyorlar. Ama sayısından pek memnun değilsin. İşte o örtüyü yazdım ya o örtüyü. Dedim ki psikolog benim dünyama uğramıyor dedim hanımlar dedim. Yazısını yayınlayabilirsiniz. Örün dedim örgü örün stres atarsınız dedim. Öyle dedim gidip de pırt içmeyin dedim ilaçları dedim. Söyle Instagram adresini buradan. Söyle. Etseler ne olacak be Murat Bey bu saatten sonra yaş olmuş 60. Ama belki onu da paraya çevirirsin. Yok ya ne parası Çerkezköy'de. Zorla gittim bak gözlükler istedim gözlükçiden. Dedim yakın gözlüğüm kırık yarışmaya gidiyorum gözünü seveyim bana bir gözlük ver o da verdi. Peki. Dedim kaç para yarışmadan sonra görüşürüz. Vallahi bizde nerede Çerkezköy'de para kazancı? Kazanırsın belki. Emeklilik yaşını şu adama itibar etmekten yoruldum. Sigortam yok ya mecbur bakayım adama. İtibar ediyor bana ne yapayım? Sigorta yapmadın mı sana? Bekliyorum da emekli olacağım 3 sene 4 sene sonra inşallah oğlum sağ olsun. İş hayatına atıldı. Beni ödedi primlerimi sağ olsun. Ay geldik zurnanın zırt. Kanka. Ay. Kankamız da burada. Onunla konuşalım biraz. Merhabalar. İsmim Meliha Özcan. Tekirdağ Çerkezköy'den geliyorum. Arkadaşımı çok seviyorum. Ona başarılar diliyorum. Nasıl geçiyor vakitler Hanife Hanım'la? Çok güzel. Her zamanki gibi. Eğlenceli. Bensiz yapamıyor ki. Sizsiz yapamıyor. Aynen öyle evet. Hanife Hanım bugün buradan kaç lirayla ayrılır?
Ben be, sen, şu anda bir ben şey... Ben 5 milyarı bir arada şu, görmemiş insanım. Şu anda sen bir şey Murat söyleyemiyorum ama... Dur bakalım. Ben valla senin için geldim bak. Çok seviyorum seni. O şey Nurgül Yeşilçay'la dizi çevirdiniz ya. Böyle öleceğim Allah'ım kavuşamadılar. Valla böyle televizyon içine girir. Annem de diyor be kızım diyor. Valla bir türlü kavuşamadı. Öyle çok seviyorum seni ya. Bildiğin. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Peki efendim. Sağ olsun valla. Yarışmaya dönebiliriz artık. Ay Murat Bey valla. Başlayalım mı? Ama NATO kafa sıfır kafa bakalım ne alt edeceğim. Biraz güven. Vallahi mı? Biraz güven. İlk sorular zaten biliyorsun. Ben de öğren ne anlar böyle işte. Kolay sorular, ilk sorular. Çıksa bari sesli soru hareketli ki dans edeyim bari kar. Allah razı olsun bu kanaldan ömrüm uzadı. Murat Bey. Bence heyecanınız ben anlamam, geçti. Ben keşanlıyım bundan alırım. Allah neşeni artırsın. Allah senin neşeni artırsın. Ay. Oy çok seviyorum seni. Ne mutlu sana. Çok pozitif bir insansın. Allah neşeni artırsın. Ay çok sağ olasın. Kuralları biliyorsun. Ay biliyorum. Başlayalım bence artık. Yayınlamazlar değil mi bunlar? Evet. Tamam hadi buraya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yarışma Allah'ım başlıyor sana efendim. Sana geliyorum. Yarışmacılara güveniyorum. Geçen yıl çeyrek almıştık, bu yıl yarım ya da seri almayı düşünüyoruz diyen kişi hangisinden bahsediyordur? A. Piyango bileti. B. Yılbaşı süsü. C. Hindi yemeği. D. Tombala seti. Her yılbaşı dua ediyorum piyango bana çıksın ama bir türlü piyango almamıştım. A. Piyango bileti diyeceğim. Son kararın mı? Çeyrek almıştık, bu yıl yarım. Son kararın mı? Zaman son bitti. Kararım. Dur ben her seferinde... Sayılmaz dersin Murat Bey kesersin boşver. Nerede geleceğim? Yok öyle bir şey yok. Ya. Ay, kural kuraldır. Bir dakika. Her yıl bana çıksın diye dua ettim ama hiç almadım mı dedim. Hiç almadım Murat Nasıl Bey. Nasıl çıkacak sana? Bak şimdi kocam bana 150 lira para veriyor her ay 150 lira bir 100 lira bir 50 lira dedim ki on akşam. Bu yarışmanın yüzünden dedim deodorant aldım saçımı kestirdim 30 lira akşam dedim ona bak 30 liraya saçımı kestirdim dedim 10 liraya deodorant aldım dedim. Başka ne yaptık kız Meloş unuttum da şimdi saydım dedim kaldı 90 lira param yapma ya dedim. Ona göre diyor ki kontür aldım kendime hesap veriyorum Murat Bey o kadar işte artık. Buradan inşallah en az 15 lirayla ayrılacağız. Yok canım sen de. Biraz kendine güven. Yok. Sesli soru gelsin bakalım. Sesli İnşallah gelecek, ben onu bekliyorum. Sırada ikinci soru var efendim. Devam ediyoruz. Üzerinde sen bu satırları okurken ben çok uzaklarda olacağım yazıyorsa okuduğunuz şey muhtemelen hangisidir? A. Veda mektubu. B. Alışveriş listesi. C. Ders kitabı. D. Yüksek lisans tezi. A. Veda mektubu son karar. Ay öyle bir baktım dedim yanlış bir şey mi söyledim? Allah seni nazarlardan saklasın. Amin seni de inşallah. Tebrikler 1000 lira kazandın. İlk aşamayı geçtin. Kocamı yemeğe götüreceğim. Vallahi billahi bak oruç tuttum bir ay. Bak kankam biliyor. Nerede biz öyle her gece yemek yiyeceğim? Ama dedim eğer kazanırsam 1 lira söz. Meloş dedim yemeğe götüreceğim onu. İnsanlık görsün şey Murat Bey. Valla. Ay inşallah yayınlamazlar bunları be. İnşallah. Valla daha emekli olmadığım atarsa ya, beni kapıyor. Ya bunlarda sıkıntı yok. Boş ver o alışık. Espri yapıyorsun biz de eğleniyoruz. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sırada üçüncü soru var. Geliyor efendim. Portakalı soydum. Başucuma koydum tekerlemesinin devamında adı geçen mum hangi renktir? A. Sarı. B. Kırmızı. C. Beyaz. D. Turuncu. Portakalı soydum, başucuma koydum ben bir lahana.
Duma, duma, dum. Kırmızı. B kırmızı. Son kararım. Allah seninle Murat'ım. Ben zaten burada değilim ki. Cevabı biliyorsun ama orada bir an durdun. Ay heyecandan Murat Bey. Vallahi heyecandan. Kurban olurum. Geçti geçti. Biraz geçti heyecanımız. Ömrü... O kadar sohbet ettik. Üç aydır ettik. Spora yazıldım. Çağırdılar beni spora. Kankamın sayesinde spora da gidiyorum. Bir türlü zayıflayamadım. Üç günde sana kavuşacağım diye eridim. Vallahi yemeden içmeden kesildim. Ana! Ana! Bir şey söyleyeceğim. O alet öyle kullanılmıyor. Bizi kandırma. Ne bileyim. Ya şimdi bak. Sporcu beni bıraktı. Yemeğe gidiyorum dedi. Ben hemen başladım. Telefonla dans çektim. Geldi kızdı bana. Yaptın mı hareketleri? Yaptım dedim. Ben dedi evden izledim kameradan. O gittikten sonra aradım kamerayı. Görmezse telefondan izlemiş beni. Dedim nereden görüyorsun ya dedim ben oynarken. Ya. Müzik mi çalıyor orada? Müzik çalıyor. Müzik çalarken nasıl spor yapacaksın? Yapmadım işte aldım telefonu. Yapamazsın. Bir daha mı geleceğim bu dünyaya Murat Bey? Bizim zamanımızda her şey yoktu be oğlum böyle. Vallahi billahi. Yokluk vardı, parasızlık vardı. Hep Edirne'de miydiniz? Edirne'de değilim eşim, polis memuru benim. Zaten oraya gidersen akşam olur. Yatsı, gece yarısıyı buluruz yani. Eşim polis memuru ama biz evlendik. Çocuklarımız oldu iki tane. Sonra işte müracaat etti, polis oldu. Ankara'ya tayin gittik. Tuttu bir kamyon, aldı bir tek kişilik somya, bir çift kişilik somya. Düştük yola işte öyle. Ödet taksit, ödet taksit, ödet taksit. Ömür gitti. Öyle hayat. Allah yani, yardımcınız olsun efendim. Amin amin. Çok şükür şimdi evim var kirada dilim. Arabamız da var. Allah bin kere şükürler olsun. Ama zahmetleri tabii şimdiki nesil daha şanslı. Çalışıyorlar, kazanıyorlar, işleri var, okuyorlar çocuklar. Eşim dedi oğluma, oku oğlum oku dedi. 5 sene ayakkabı almayacağım kendime, yeter ki oku üniversiteyi bitir dedi. Maşallah. Hangi üniversiteyi bitirdin? Mimar kendisi. Ay. Çok güzel. Ay. Sırada 3 bin lira değerindeki 4. soru var. Ne yaparsın 3 bin lirayı kazanırsan? Hiç düşünmedim çünkü hiç 3 bin lira paramı ne bileyim. Yemeğe götüreceğim. O ama, 2 bin liradaydı. Ama 5 bin liram olsun kesinlikle Ömre'ye gitmeyi çok istiyorum. Her ay gidiyorum bizim köyde. Herkes gitti bir ben kaldım. Hep geçirmeye yıldım. Bir de beni geçirsinler. Ömre'yi. İnşallah. Vallahi çok istiyorum. İnşallah gider. Hepsini yolcu ettim bir ben kaldım. Enişteyi de götürecek misin? Şubat'ta ablam yeterse para götürürüm. Ama öncelik ben giderim herhalde. İnşallah. 15 bin lira alırsan? O zaman hacı olurum. O zaman... Yine enişteye bir şey yok. Tamam onu yemeğe götüreceğiz. Anladık efendim. Sırada 3 bin lira değerindeki 4. soru var. Özellikle sağlık kurumlarında bazı bölümlere girerken ayakkabı üzerine geçirilen ince ve şeffaf korumalığa ne ad verilir? A. Sabo. B. Espadril. C. Galoş. D. Babet. C. Galoş. Son karar. Bakma öyle yanlış mı? Ay. Kalpten götüreceğim beni. Geldik sesli soruya. Allah. Say mi? Evet. Hiç dayanamıyorum valla. Hazır mısınız efendim? Valla oynarım yeğitim. Yemin ediyorum oynarım. Önce dinleyeceğiz. Sonra soru gelecek. Dinleyelim. Bu kadar. Ay hiç bilmem gene bu türkü. Müziğini dinlediğiniz şarkı hangi gruba aittir? Ay. A. Grup Vitamin. B. Kartel. Sanki. C. Babazula. D. Grup Laçin. Bir daha verin. Bilmiyorsanız jokerlerimiz var. Kartel'e gel. B. Değil mi? Emin misiniz? B. Kartel son kararım. Zaten yoktu hiç olmasın kaybedersin. Boşver deli cesareti.
Ay dönmeyecektim sen. Ay. Ay Betcan yemek de gidecek. Müziği tekrar alıyoruz efendim. Gel 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 kartele gel. Evet, eniştemizin adı neydi? Vedat. Vedat. Vedat Bey'e gelsin. Şimdi tespi çekiyordur bana, dua ediyor. Niye? Dedim sabır o... ya sabır mı? Ay dua et. Dua et dedim, giriyorum dedim. Dua ediyordur şimdi size. İyi gidiyoruz. İnanmıyorum. Maşallah diyorum. İnanın efendim. Beni davul zurnayla karşılarlar Keşan'da. E tabii neyle karşılayacaklar? Murat Bey, benim köyüm kocamın köyü, annemin köyü Konya'dır, Koca'dır. Esyeçe, ben bu yarışmaya çıkacağım ya, onlar o gece kilitlenecek televizyona, gidersem köye beni davul zurnayla karşılarlar. Eşiniz böyle... de mi Keşanlı? Evet, aynı köylüyüz. Biz ilkokul, ortaokulu, liseye beraber okuduk. Aynı sınıftaydınız. Ama arkadaş değildik. Sonra okulu bitirdik, liseyi. Köye geldik. Büyüklerimiz bizi birbirimize yakıştırdı işte. Zaten bizde demek ki az bir şey varmış zaten herhalde. Zaten yakışıyormuşuz. Yeah. Evlendik işte. Peki, tebrikler. Tekrar efendim. Sıradaki sorumuz. Meloş, senden zengin oldum. Dökün içinizi. Bugün sizin gününüz. Vallahi mı? Meloş duydun değil mi? Murat Bey, bir şey anlatayım mı ya? Ama valla ağlayabilirim de, kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Şimdi biz Ankara'dayız, tamam mı? 20 gün senelik iznimiz var. E şimdi bindik geldik köye izine. Ondan sonra köyde izinde nereye gideceksin işte? Anneme, kayınvalideme. Arada bir traktör arabasını alıyoruz, çocukları denize götürüyoruz. Yakın ya Erikli Saras Körfezi. Derken 20 gün doldu, biraz fazla kaçırmıştık herhalde harcamayı. Eşim dedi sen kal Hanife dedi, çocuklarla ben gideyim dedi. Bir hafta sonra maaş alınca dedi, para göndereceğim gelirsin dedi. Ben de tamam dedim. O gitti, haftasına kayınpederim geldi, dedi ki hani şey Hanife dedi, Vedat telefon açtı, eskiden kahvedeydi telefonlar. Telefon açtı dedi, yarın dedi köyde dedi düğün var ya dedi, davullarla zurnalarla Keşan'a giderken saat 5'te sizi bindireyim dedi. Keşan'dan dedi Ankara otobüsüne gideceksiniz dedi. Bu başkasının dedi. Düğünü. Başkasının düğünü. Tamam dedim ben. Ama soramıyorum, eyvah şimdi bilet aldı mı, para yok, verdi mi, ne yaptı. O da hiçbir şey demiyor, ben de hiçbir şey demiyorum. Neyse sabah oldu, düğüne gittik, geldik, erken geldik, hazırladık valizi. Çocukları gittim, önce annemle elini öptüm, vedalaştım babamın. Buradan bak bir hikaye çıkarın, gerçekten bak. Hepinize ders olsun. Gözlerim doldu. Ondan sonra vedalaştım annemle, babamla, çocuklarımla. Sonra geldim kayınvalideme. Onlar da hep toplandı, amca gelinleri, herkes akraba. Böyle yolda yakın valizli orada dikiliyoruz. Hepsinin elini öptüm. Dedim şeye, kızıma, dedem para verdim. Yok anne dedi. Fatih'e size para harçlık veren oldu mu? Yok dedi. Şimdi düşünüyorum. Minibüs gelecek, çalgılar düğün bitti gelecek ama param yok. Diyorum ki kendi kendime. Şu bu parmağımdaki yüzük. Binerim diyorum, eğer yetişirsem kuyumcuya bunu bozdururum, biletimi alır giderim. Eğer kapandıysa kuyumcular diyorum kendi kendime, halam var giderim, halamda yatarım, sabah bozdururum giderim. Ondan sonra tam artık geldi minibüs, durdu, hadi bay bay, bindi. Ben en son bindim, oturdum ama bir kadın nasıl koşuyor böyle, şalvarı düşmüş böyle göbeğin altına. Sülbi yengecim, çok öpüyorum seni. Şalvarı düşmüş koşu, elinde de para var. Yetişsin şeye, minibüse. Dedi Hanife burada mı? Dedim buradayım Sülbi yenge. Benim oğlu da şeyde, Ankara'da askerdi. Benim Abdullah dedi, parası yok mu dedi. Para göndereceğim ona. Bu parayı ona verir misin dedi. Ya yetişmiş. Hiç heyecanlı değildim. Şimdi titriyorum bak. O yüzden ben çocukları çok seviyorum. Bir aydır şapka örüyorum. Beni kim takip ettiyse arkadaşım bilir. Alıyorum, ip gönderiyorum. Herkese, hiç kimseden para talep etmedim. Hediye. Çocukları çok seviyorum. Çocukları çok mutlu ediyorum. Dedim ki kankama, eğer ola ki eskaza kazanırsam en az 10 tane çocuğun gönlünü ederim. Siz de harçlık vermeyi imal etmeyin kapınıza gelene ya da herhangi bir çocuğa, çok zor.
samimiyet akıyor. Aynı falan. Çok samimi söylüyorum. Kul sıkışmayınca hazır yetişmiyormuş ama temiz kalpliymişim öyle işte. İsteyemedim gururumdan desem kayınpederime verir, babama desem mutlaka verir, biletimi alırlar. Onlar da köyde biliyorsunuz da belki akıl edemediler ama evet, olsun ben gene mi? Neşelenirim. Ama böyle hikayelerim çok dedim bir paylaşayım sizinle. O beni oğlum benim oğlumu da çok seviyorum, kızımı da çok seviyorum ama oğlum beni çok mutlu etmeyi başarıyor. İşte galaya gider mesela anneciğim sen de gel ne giyeceğim be falan. Gel anneciğim sen yanımda ne olsa ben seni taşırım der. Beni götürdü iki defa galaya. Bravo. Evet Hanife Hanım. Geldik. 7500 lira değerindeki 6. soruya. 3 tane jokerimiz saklı duruyor. Maşallah. Ben unuttum onları. Harika gidiyoruz efendim. Harika. Gelsin. 6. soruyla devam ediyoruz. Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu bölgesi arasında yer alan ve bu iki bölgeyi birbirine bağlayan geçidin adı nedir? A. Gülek, B. Belen, C. Geyve, D. Kapı Kule. Ben hiç vakit harcamayacağım Murat Bey. Seyirciye soracağım. Tabii ki. Sevgili seyirciler, Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu bölgesi arasında yer alan ve bu iki bölgeyi birbirine bağlayan geçidin adı nedir? A. Gülek, B. Belen, C. Geyve, D. Kapı Kule. Süreniz 10 saniye. Evet, seyircilerin %61'i A şıkkı Gülek demiş efendim. Ben onlara güveniyorum. Hepsi çok şekerler baksana. A Gülek son kararı. Teşekkür ederim hepinize. Çok biz sağ olun. Biz sana teşekkür ediyoruz. Paylaşacağım bizimle fotoğrafını. Bütün duygularını paylaştığın için. Açık hacca gittiğim zaman paylaşacağım fotoğrafı. Söz Instagram'dan göreceksiniz bak. Şimdi. Efendim buyurun. Söyleyeyim. Ay bende muhabbet bitmiyor. Bu biz evde böyle nefes almıyoruz bu yarışmayı izlerken. Hele eşim korkunç tarih. Böyle yarışmaları çok izler. Şimdi beni izleyecek diyecek alt ettin yarışmayı mahvettin diyecek. Yok şova gayet çevir. Eğleniyoruz. Eğlenmiyor muyuz arkadaşlar? Vallahi. Bu da nazar boncuğu olsun hepinize. Sırada 15 bin lira değerindeki 7. soru var. Bu baraj sorusu mu oluyor şimdi? İkinci baraj sorusu. Bilirseniz 15 bin lirayı garantileyeceksiniz. Bir de joker kazanacaksınız. Çift cevap joker hakkı. Evet hazır mıyız efendim? Hazırım. Gelsin bakalım. İçimizdeki çocuk yeniden insan insana ve Savaşçı adlı kitapların yazarı, iletişim psikolojisi uzmanı kimdir? A. Sunay Akın, B. Enis Batur, C. Cezmi Ersöz, D. Doğan Cüceloğlu. Bu şimdi edebiyat sorusu değil mi Murat Bey? Ben joker hakkımı kullanayım telefonla. Bakalım jokerlerimizi bir tanıyalım. Özgür Elçiseven, Burak Geçkin, Fatih Güneş. Özgür Elçiseven'i aramak istiyorum. Ay inşallah. Özgür Bey kimdir? Benim oğlumun okul arkadaşı. Kendisi ODTÜ mezunu. Elektrik ve elektronik mühendisi kendisi. Bilecektir diye tahmin ediyorum inşallah. İnşallah. Evet efendim. Özgür Bey'i arayalım. Özgür Bey iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey. İyi teşekkürler. Hanife Hanım'la beraberiz efendim. Gayet iyi yarışıyor. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii. Bol şanslar diliyorum. Buradayız. Teşekkür ederim. Evet, şimdi size bir sorumuz olacak. Beklediğiniz üzere 30 saniyede süreniz olacak efendim. Soru geliyor. Bekliyorum. İçimizdeki çocuk yeniden insan insana ve Savaşçı adlı kitapların yazarı iletişim psikolojisi uzmanı kimdir? A. Sunay Akın, Enis Batur, Cezmi Ersöz, Doğan Cüceloğlu. D. Doğan Cüceloğlu. Efendim?
D şıkkı Doğan Güneloğlu. Emin misin Özgür? Eminim. Teşekkür ederim. Yemeğe beklerim Özgür. Seni. İyi akşamlar. Ben... Evet. 38 saniye süren var. D Doğan Cüceloğlu. Son kararım. İnanmıyorum. Başından beri güvenmedin çünkü kendine ondan. Ay. Yani gayet iyi gidiyoruz. Bunlar oğlumun. Şimdi bir tane de çift cevap joker hakkımız oldu. Onunla beraber aslında kaç lira kazandın biliyor musun? 30 ne? Bin lira. Maşallah diyelim efendim. Neler söyleyeceksin? Kimse bana inanmayacak ki şimdi. Ben söylemeyeceğim Murat Bey, sana söz veriyor. Neyi? Yani yarışma çıkana kadar televizyonda anlatmayacağım. Kankamla aramızda kalacak. Söylemeyin, sürpriz olsun efendim. Sürpriz olsun çünkü kimse bana güvenmedi. Dedim ki ben yarışmaya gideceğim, mülakata gittim. Oğlum joker olduğu için gelmedi, yoksa o beni bırakmaz. Ama eşim dedi ki yok ben gelmem dedi, ya git sen kendi başına. Olma, şey, rezil neden olur. Gelmem dedi? İlk soruda kaybedeceğim diye gelmediler. İsim Vedat'tı değil mi? Vedat Güneş. Vedat Bey. Neyse hadi bir yemeği hak ediyorsunuz. Götüreceğim. Sözümüz var. Hiç götürmemişti. Evet. Ben götüreceğim, bir de yılbaşı bileti alacağım. Yılbaşı bileti. Her sene dua ediyorum bilet almayı. İnşallah size çıkar. İnşallah. Vallahi bak ciddi söyleyeyim, almadım bilet Murat Bey. Almadınız ama hep istediniz. Kıyamadım işte. 150 lira harçlık veriyor bana. 200 yaptı da olur. Ama oğlumu arada bir oğlum sağ olsun veriyor. Geçen akşam verdi zaten. Sağ olsun. Aa, 15. 15 hatta 30 bin lira. Hazırsan devam edelim. Tamam, hazırım. Evet efendim, sırada 30 bin lira değerindeki 8. soru var. Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki Hobi Bahçeleri'nin ismi Türk Dil Kurumu Başkanı'nın katıldığı bir programda ne olarak değiştirilmiştir? A. Eğlence Bahçeleri. B. Uğraşı Bahçeleri. C. İlgi Bahçeleri. D. Merak Bahçeleri. Yarı yarıya joker hakkımı kullanacağım ben Murat Bey. Hiçbir emin fikrim. Misiniz? Eminim. Son kararım. Eminim. Biz de iki tane yanlış cevabı eliyoruz efendim sizin için. Geriye Çivicim. B. Uğraşı Bahçeleri, D. Merak Bahçeleri kalıyor. Şimdi cevap verirken... Aslında Uğraşı Bahçeleri'dir. Benim içimden o geçiyor. Önce onu söyleyin. Peki çift cevap joker hakkını kullanacak çift mısınız? Çift cevap joker hakkımı orada kullanayım. Orada bir anlaşalım önce, evet. Evet, çift cevap joker hakkımı kullanacağım. Eminim. Son kararınız. Son kararım. 30 bin liranız hayırlı uğurlu olsun efendim. Soruyu garantilediniz. Oh. Hangisi derdiniz? B. Uğraşı Bahçeleri. Son kararım. Eminim artık. O geçti gönlümden. Ah, ay. Kankam iyi mi? Kankam iyi mi? Hanife abla Ümre'ye gidelim kanka dedi. Uyuyor. Ümre'ye gidelim dedi. Dedim gelemem Melia, sen git dedim. Beni sağ olsun Konya'ya götürdü. Sen git dedim, kızını al git Ümre'ye, ama ben o parayı veremem dedim. 5 bin lira çok para. Kanka gidelim. İnşallah gidersiniz. Evet, şimdi dikkatli olmamız gerekiyor yalnız. Bundan sonraki soruda, çünkü jokerlerimiz tükendi, bitti. Bitti. 60 bin liralık soru. Bakarsın bildiğin yerden gelir. Yok Murat. Hiç belli olmaz. Yok. Yok diye diye. Yok. Neyse, açalım. Çok acele ediyorsunuz. Biraz soru hakkında konuşalım. Zamanımız bu arada kısıtlı. Yemin değil. Ediyorum sende aklım. Bak burayı ben vallahi ne kaçırıyorum. Sende aklım. Böyle bıraksana da çok seviyorum diye mi öyle? Vallahi bak Allah sağ olun, bahtını ederim. Şahsını bol etsin, kısmetlerini. Sizin de. Ama
Kimse bana inanmayacak. Öyle bir inanırlar ki şimdi seyrettikleri zaman. Bana herkes diyor yok ya. Ben diyorum Murat'ı çok seviyorum. Gideyim göreyim iki muhabbet edeyim. Belki ilk iki soru olur dedim. Kankam da bilir ama. Öyle olmadı ama. Nasıl oldu ben de bilmem, izleyeceğim sonra. Hiç bilmiyorum. Bana sorsaydınız başta ben, ki öyle dedim zaten. Biraz gideriz dedim 15 bin lira kadar en azından. Ama siz güvenmiyordunuz pek kendinize. Yok. Çok mu bağırdım acaba 15 şeyi garantileyince? Şimdi oğlum böyle wine çekiyor. Hayır, ya. Sevindiniz, bu gayet normal. Herkes buyurun. Rol yaptığımı zannediyor. Böyle tanıdıktan sonra şimdi herkes bilecek rol yapmadığımı. Gerçekten ben böyleymişim diye. Öyle bir avantajım vardı. Böyle bir rol şekli yok zaten. Yok rol rahat yapmıyorum yani. Murat Bey. Gerçekten yapmıyorum. O bazen böyle çekiyor benimle konuşurken. Çok keyifli vakit zaman geçiriyorum ben onunla. Kahve keyfimiz oluyor bazen sabahları. Öyle bekliyorum kapısında uyansa da. Bir kahve yapalım, oturalım, bir iki sohbet edelim diye. Öyle çıkıyor işte. Millet de bazen diyor ya o anasını rezil ediyor. Ya benim annem komik kadın çocuklar diyor. Şimdi bütün Türkiye gördü, tanıdı beni. Evet, geldik. 60 bin lira değerindeki 9. soruya. Gelsin efendim. Aşk komandoları olarak bilinen, farklı sınıf ve dinlerden birbirlerini seven çiftleri koruma altına alıp evlenmeleri için destek olan örgüt hangi ülkededir? A. Çin. B. Arnavutluk. C. Hindistan. D. İran. Ne kadar enteresan bir soru değil mi? Ya. Aşk komandoları olarak bilinen, bu arada yakın gözlüğünü getirdiniz ama takmadınız. Ben çift görüyorum bir de Murat Bey. Gölgeli gölgeli. Ya ben seni söyledim. Boşa mı aldınız o yakın gözlüğünü? Taksanıza. Geri vereceğim ya çizilmesin. Emanet. Valla benimki kötüydü. Dün gittim gözlükçüye dedim. Bence 30 bin liranız var artık. Alırsınız o gözlüğü. Ay dünya varmış. Heyecandan unuttuk. Ben de unuttum. Valla Murat Bey. Ben... Gözlük beni nasıl gösteriyor? Güzel. Bu çok yakın gözlüğü. Ya. Yakın gözlüğü evet. Benimkiler siyah böyle nene gözlüğüydü. Şimdi... Ay çok güzel görüyorum. Soruyu anladık değil mi? Anladık Murat Bey. Bazen farklı dinlerden, farklı kültürlerden, farklı sınıflardan insanların evlilikleri sorun olabiliyor demek ki o ülkede. Ve bunları koruma altına alan bir örgüt. Ya ben varmış, o tahmin ülkede. Ediyorum ama zaten bu saatten sonra tutturursam sanki haberlerden böyle biraz aşina gibiyim. Ama eğer öyle bir şey yaparsam zaten ambulansı dayan kapıyı, artık takadım kalmadı. Bir de bilirim 60 milyonluk soruyu. Sizce hangisi olabilir peki? Ben İran diye düşünüyorum ama. İran mı olabilir? Evet. Hindistan da olabilir. Neden Hindistan? Neden İran? Ya şimdi oradaki kültürleri biliyorum az çok. Farklı dinden, farklı ırktan biraz şey gelir. Çelişkili olur yani. Kesinlikle A ile B'yi kafamda eledim yani ama İran ya da Hindistan. Cevap verirsem C derim. Deli bir cesaret. Yani Hindistan. İran. İran'la Hindistan arasında gelip gidiyorum Murat Bey ama net bir şey yok kafamda. Tahmin yürütüyorum. Kültür açısından. Bu öyle ülkede demek ki farklı dinlerden insanlar... Ya işte haberleri... Fazlaca mıymış acaba? Haberleri mutlaka çok takip edemiyorum fazla. Genelde hep mutfakta oluyorum ben. Ya farklı kültür Hindistan ya da İran. Öyle düşündüm.
Arnavutluk'la Çin'i eledim kafamda. İran'ım. Çin ve Arnavutluğu neden elediniz? Düşünmüyorum orada farklı kültürlerin hani yasak olacağını ya da yadırganacağını da daha çok Hindistan'la İran beni şey yapıyor. Hani öyle düşünüyorum ne bileyim. Hindistan. Şimdi çift cevap hakkı olsaydı Arnavut İran gitse hemen Hindistan derdim. Bu tarafa ise İran derdim. Evet, yanlış cevaplarsanız 15 bin lirayla ayrılacaksınız. 30 bin lira değil. Aynen öyle. Risk almayacağım Murat Bey ya. Şimdi bana şaka gibi geliyor. Daha ben toparlayamadım. Ben bir saat sonra ancak kendime gelirim. Risk burada 15 bin lira. Kanıma girmiyor Murat Bey. Ya Hindistan ya İran diyeceğim yani. Başka şey kafamda yok. Cevap verecek misiniz? Vermeyi düşünmüyorum da çok böyle belli de olmaz ne yapacağım yani. Nasıl olsa yoktu olmasın derim yeter. Ağzı kanaat etmeyen çoğunu bulamaz derim veririm yani. Ama 60 çıktıktan sonra da ambulans gelsin çünkü ben zaten şu an yürüyemiyorum gibiyim. Ayaklar gitti yok kayıp. Hiç heyecanım yoktu buraya gelirken. İşte hikayeleri anlatınca elim ayağım titredi. Ama Hindistan, İran. Biraz daha düşünürsem İran diyeceğim. Ben kaymasın aklım ismi ben alayım gideyim bunu. Çekiliyor musunuz? Çekileceğim Murat Bey. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Bravo. Bu yarışma... Yarışma olalı böyle yarışmacı görmemiştir herhalde. Keşan olalı böyle bir yarışmacı görmedi efendim. İpsala. İpsala. Evet. Pardon, İpsala. Ben İpsala Kocaıdır köyündenim. İpsala Kocaıdır. Buradan Kocaıdırlara çok selam gönderiyorum. Biz de selamlarımızı bir gönderiyoruz. Bir de Sülbi yengemi ayrı öpüyorum. O da duyacak hikayeyi şimdi, o da şaşıracak. O içimde kalmıştı anlattım. O hacca gitti geldi Allah kabul etsin. O çok temiz bir kalpli insan zaten. İnşallah siz de gidersiniz. İnşallah çok istiyorum. İnşallah. Allah nasip ederse giderim. Pekala. İkimiz gideceğiz karı koca. Kanka? Kanka nefes alıyor mu? Kanka iyi iyi gayet sakin. Gelmedi. Yayında mıyız Murat Bey? O belli. Böyle bakıyor bize orada. O biliyor beni. Efendim? Bir şey mi dediniz? Ağlıyor mu yoksa? O beni çok... Ağlıyor mu kanka? Yok, o beni şimdi çok söyleyecek bakalım. Efendim? Ağlamıyorum. Duygulandınız ama. Evet. Evet. O beni iyi tanır. Her şeyi anlattığım gibi böyle ya. Evet Hanife Hanım. Gerçekten müthiş bir renk kattınız buraya. Teşekkür ederim. Samimiyetinizle, çok sıcaklığınızla. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne cevap verecektiniz? İran mı? İran diyecektim. Son bakalım cevap neymiş? Hindistan'la İran'ım. Hindistan. Evet. Tahmin ettim ama işte. Cevap Hindistan. Orada onlarca din var. Evet. Biliyorum da biraz da böyle İran'a da kaydı sonradan aklım niye? Farklı sınıfların birbiriyle evlenmesini engelleyen bir kast sistemi diye bir şey var orada. Evet. Muhtemelen işte onu engellemek için kurulmuş bir örgüt. İyi de yapmışlar.
Hayırlı olsun efendim 30 bin liramız. Önce seyircilere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Aklınızı helal edin. Onlar olmasaydı. Ondan sonra Murat Bey buraya gelmeme, bu parayı almama sen vesile oldun. Sana olan sevgim. Ya, teşekkür ederim efendim. Emin ol. Çok seviyorum. Hepinize teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bizimle bu açık yürekliliğinizle her şeyinizi paylaştığınız için. Sağ olun. Selamlar. Ay. Fotoğraf çekilir. Tabii sonra.